Arda neden kim arıyor bizi? Feraye Hanım. Evet. Çok şükür size kavuştuğum 3 aydır. Bu ne ya? Bu ne ya? Mehmet Hocam, ben Adana'da seni defalarca aradım. 10 defa mesaj çektim. Dikkat koydum. Beni duymadınız ama şükür Allah'ıma bugün. Feraye Hanımcığım, çok tatlısınız. Lütfen beni sabırla dinleyin. Çünkü ben sabırla bekledim. Estağfurullah. Bak, sabırla dinliyoruz sizi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Adana'ya geldiniz gittiniz, kavuşamadım size. İnşallah. Ben hemen. İnşallah size telafi edeceğiz bu borcumuzu. Bir kahve biz ısmarlarız. Dur şimdi, sabırla dinleyeceğiz. Ben kendim Bodrum'da yaşıyorum ama Adanalıyım. Şu anda Adana'dan arıyorum. Rüyayı şöyle 2 yıl önce belki biraz geçik gördüm ama hala dün gibi etkisindeyim. Ben orada şeyde Bodrum'da devamlı bir yatıra giden gelen inançlı bir hatunum. Ama rüya şöyle. Ben sabaha karşı görmüşüm ki bu rüyayı. Rüyadan hızlan böyle ter içinde kalktım. Bir koyun hızlı adımlarla ama insan gibi yürüyor. Koştura koştura geldi girdi. Burası sözde benim evimmiş. Ama evim herhalde, Bodrum'daki ev bu. Ondan sonra koştu geldi. Hani kebap yaptıktan sonra sönen köz kömürleri var ya hocam. O kömürlerin üstüne ayaklarını kazarak bir güzel yattı güle güle. Tepiştirdi tepiştirdi kömürleri, onu bir alevlendirdi. Ben de böyle baka kaldım. Allah'ım diyorum, bu koyun bunu alevlendirdi, üstünde duruyor bir de gülüyor. Nasıl oluyor bu böyle, canı yanmıyor mu diye. Böyle bir seyrettim ki ateşte bu tarafı sağ yandı değil mi, soluna döndü, solu yandı değil mi, öbür tarafına döndü. Yani kendini yakar yakar döner gibi ama kafası gülüyor, hep gülüyor. Neyse artık dayanamadım. O dedim aman Allah'ım ben buna dayanamayacağım. Yatak odama geçtim. Yatak odamda böyle kendi kendime üzülürken koyunun aşeğine 2 tane el gördüm. 2 el yatak odamın duvarında, bu oda yatak odam Bodrum oluyor yine. Ondan sonra yatak odamda 2 el, bir elinde adamın işte elin bir elinde çivi, kocaman bir çivi. Bir elinde de çekiç duvarımı çakıyor. Sesini duyunca baktım 2 tane el var duvarda. Ne yapıyorsunuz dedim. Ses duydum. İnsan yüzü görmüyorum. Sadece 2 elin karşılığında ses duydum. Dedi çivi çakıyorum dedi. Niye dedim o çiviyi çakıyorsunuz oraya? Bakıyorum bir Hazreti Ali'nin kılıcı var mı hocam? Evet, o Zülfikar. Kılıcı çıkarttı oraya astı. Hocam dedim ki adama, siz kimsiniz buraya çiviyi çaktınız bu Hazreti Ali'nin kılıcını, böyle de söylüyorum yani. Aslında o da diyor ki, o koyun diyor yanmazsaydı biz o koyunun karnını kesip bu kılıcı çıkartıp buraya atamazdık. Bu kılıç artık sizin, bundan sonra ne yapıyorsanız size ait dedi. Bir uyandım yataktan yazayıyla. Ondan sonra çok böyle ter içine dedim. Bu benim arkadaşım olabilir mi? Benim düşündüğüm bir arkadaşım var. Onu yordum kendi kendime. Şimdi konuşabilir miyim? Evet, buyurun hocam. Şimdi bu rüyaya göre yakınınızda bulunan birini kaybetmişsiniz. İkincisi bakın. İkincisi sizin kalbinizi kıran, inciden biri olmuş. Üçüncüsü ayrılık yaşayan bir ev ahalisinden birileri olmuş. Fakat bir türbede olmanız Allah nasip ederse sizin muradınızın... Türbeye gündüz gittim, bu rüyada değil türbe. Sadece tamam, sorun değil ama bir türbe, pardon, o zaman koyun diyelim. Koyun olması sizin bir adanızın ya da sizin yapmış olduğunuz bir dileğiniz varsa onunla alakalı bir koyun kesecekseniz onu kesmeniz gerektiğine. Fakat bu rüyanın içerisinde 2 elin çivi çakması burada Allah izin verirse ayrılık yaşayan, problem yaşayan kim varsa bu problemin bir şekilde düzeleceğine, hemen kestirip atmamak gerekiyor. Zülfikar olması, zülfü güzel ama kendisi keskin manasına geldiği için burada hemen bazı konuları kestirip atmamak lazım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Feraye Hanımcığım. Güzel bir rüyaydı. Evet. Peki, valla nasıl aklına tutmuş ama bütün rüyayı değil mi, uzun uzun. Evet. Bazı rüyaların tabii böyle çok etkileri kalınca insan. Hani satırı satırına, kelimesi güzel kelimesi bir rüya, Allah hayret çevirsin. 2 yıl olmuş zaten. Feride Hanım şimdi var hattımızda. Feride Hanımcığım.
Efendim merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Sağ olun, teşekkürler. Ya ben hocama rüyamda bu gece şey gördüm. Bir şeyler alıyordum ama ablam böyle bir bakır kazan leğenler falan vardı. Hı. Ben onlar almaktan vazgeçip ben çok seviyorum bakır şeyleri. Onları alıyorum. Ondan sonra bir de şey gördüm hocam. Bir duvar, evin duvarı yıkılıyor yani. Bu bir rüya mı, ikinci rüya mı? Yaptım yani, bilmiyorum yani, ikisini de gördüm bu gece ama ayrı ayrı mı gördüm onu da hatırlamıyorum. Çünkü ya, çok sık kalkan bir insan. Yani rüyası rüyaya karışmış. Şimdi rüyanın yani, mesela birinci rüya, ikinci rüya olmuş olsa biz ona göre bir yorum yapacağız. Eğer bir bağlantılıysa ona göre bir yorum yapmamız gerekiyor. İşte hatırlamıyorum onu yani, ikisi de aynı rüya mıydı? O yani zaman şöyle yapalım. Bakır, ama bu gece ikisini de gördüm. Hani. Siz bakırı seviyorsunuz, doğru mu? Evet. Ben onu anladım. Diyorsunuz ki zaten. Şimdi bakın, bakır olması, evet, çoktandır düşündüğünüz, çoktandır yapmak istediğiniz bir projeniz, bir planınız var. Ama ablanızın, evet, da orada olması sizin bu planınızı desteklemediğini gösteriyor. Onaylamadığını, evet, gösteriyor. Ama siz yine de sabırla bir uzaktan seyredin. Bakalım o olay ne cereyan edecek. Çünkü bu olayın içerisinde, bu görmüş olduğunuz rüyada ablanız haklı, evet, çıkabilir. Evet. Doğru mu? Bilemiyorum artık hocam. İnşallah. Şimdi sizin istediğiniz ama ablanızın pek tasvip etmediği bir durum var mı? Ya bilemiyorum yani, çok şimdi ayrı yerlerde oturduğumuz için hani öyle bir şeyimiz yok yani. Şimdi abla, anne her zaman ister ki kişinin iyi bir vakit, evet, geçirmesini, iyi şeyler yaşamasını, evet, ister. Evet. Ama bu rüyaya göre hani eskiden olan bir şey, fakat ablanızın fazla tasvip ve uygun görmediği bir şeyler, peki, var. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Bursa'ya, evet, uzanacağız. Bununla alakalı uyarı geliyor size. Evet. Ayşegül Hanım attığımızda. Buyursunlar. Ayşegül Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi günler hocama da size de. Sağ olun. Teşekkürler. Ben 3 ay önce bir tane rüya görmüştüm. Size de bağlanmak istiyordum. Bağlanamadım da. Rüyada ben şu an bekarım. Hani bir tane çocuğum olmuş. Özel dedi. Hayatınızla ilgili bilgi vermeyin. Ay pardon. Neyse, hadi önemli değil. Hızlıca rüyanızı alalım, evet, lütfen. Bir tane bebeğim olmuş ama ölmüş. Bizim yani bu yaşadığım evdeyim. Annemin kuzeni, annem bir de benim bir arkadaşım var. Bebeği benden almaya çalışıyorlar. Ben de işte bazanın altına koyuyorum. İşte almayın diyorum, deliriyorum. 2-3 defa böyle oluyor. Hani tabirini çok merak ettim. Evet. Ne olabilir? Şimdi rüyanıza göre şunu gösteriyor bize. Size, evet, iki tane kısmet var. Birini siz istiyorsunuz, birini de istemiyorsunuz. Fakat birinci, evet, doğru mu? Evet. Bu birinci gelen kişiyi lütfen kabul etmeyin. İkinci geleni de artık idare edin. Bir şey bir yoluna bakın. Anladım. Nasıl yani, bir dakika, size şu anda iki tane mi kısmet var? Yani birisini istemiyorum, birisini istiyorum, evet öyle. Rüya onu gösteriyor zaten. Aa, hocam doğru, o rüya, evet, onu gösteriyor da siz bunu, evet, nasıl biliyorsunuz? Bu şifre. Çok sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Gerçekten. Kardeşim. Allah hayırlı, Allah uğurlu etsin. Sizden de. Ay harikasınız hocam. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Birinci düşündüğü kendi kalbinden geçen. İkinci düşündüğü görücü. İkinci düşündüğü bu rüyaya göre bu kızımızın kıymetini bilecek. Birini düşündüğü önce kıymetini bilecek. Tabii eskidikçe hani telefona yazarlar işte, aşkım canım arıyor, aşkım arıyor. 2 yıl evli kalıyor, ondan sonra 2 yıl sonra yazıyor canım. 3 yıl daha geçiyor, orada yazıyor hanım. 4. yıl geçiyor, bilinmeyen numara. Şimdi önce alıyor, kıymetini biliyor. Sonradan bilmiyor, ona döndü yani. Çünkü birincisi öyle olacak diyor rüya. Hocam sizde ne yazıyor? Sizin telefonda. Vallahi ben içinde 20 senedir hep hanım yazıyor. O zaman alkışlıyoruz sizi vallahi. Alkışlıyoruz. Sakarya'ya uzanıyoruz şimdi. Filiz Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Eşinizi, nasılsınız, telefonda ne diye kaydediyorsunuz eşinizi? İsmiyle mi yoksa aşkım mı? Yok, aşkım demez. Zor. Ne diye kaydediyorsunuz? Hiçbir şey. Eşim rahmetli oldu zaten. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Peki. Filiz Hanımcığım, dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben bundan birkaç gün önce rüyamda et, bir torba et almış kasaba götürdüm. Orada da bir bayan var. O da onun etlerini sermiş böyle tezgahın üzerine. Benimkini çekti kasap. İçimden öyle bir şey geçiyor yani, nasıl söyleyeyim, acaba benim etim onunkine karışmış olabilir mi, onunki Filiz karışmış abla, olabilir mi? Filiz abla bak,
Siz bir hanımefendinin yanında, sizin yaşınıza yakın bir hanımefendinin yanında hani iyilikle, güzellikle bir laf söylediniz mi? Yani dedikodu mahiyeti diyemiyorum ama bir laf söylediniz mi? Onu bilemem ki. Bakın dikkatli olmanız lazım. Kasap olması bugünlerde, bir çuval et olması bugünlerde size çuval et, bak dikkat et. Çuval et, şimdi ders veriyorum. Çuval et, ileri yaş grubunda bulunan bir kişinin size gelmesi, sizin de iyilikle ağzınızdan laf çekmesi ve size iyilikle söylemeniz. Ama bu lafların başka yere gitmesi. Çünkü kasaptaki çekmiş olduğunuz eti şöyle diyorsunuz. Benim etim onun etine, onun eti benim etime karışmasın. Yani helal haram bir şey girmesin diye düşündüğünüz için iyilikle yapmış olduğunuz bir söz ya da iyilikle söylediğiniz bir kelime kişinin tarafından benim, başka lanse edilebilir. Pardon. Benim yani iyilikle benim şey öyle değil de bir sanki vesvese yaptım ben kendime. Karıştı mı karışmadı mı diye. Yok sorun değil ama siz Allah nasip ederse inşallah doğru yoldasınız. Sizin de bir muradınız olacak. Peki teşekkür ediyoruz Filiz Hanımcığım. Şimdi bulunduğumuz şehirden Van'a gidiyoruz. İkinci rüyaya geçmek istiyorlar. Bizi affetsinler. Telefonlar çok zannedersen. Evet. Yani ikinci rüyayı anlatmanız demek şu demek, birinin hakkına girmek demek. Evet, çünkü şu anda o kadar çok arayan seyircimiz var ki canlı yayına bağlanmak için. O yüzden zamanı çok iyi değerlendiriyoruz. Aynen, evet. Van'a gidelim. Van'dan arayan seyircimiz Ayşe Hanım, hoş geldiler. Buyurunuz. Merhaba Nur Hanım. Merhabalar, buyurun. Sizi severek izliyoruz, her gün izliyorum ben. Çok hocam, teşekkür merhaba. Ederim. Merhaba. Sağ olun, buyurun. Duydun mu Nur? Seni severek izliyor. Biz buraya çıkıyoruz, bizi severek izlemiyorlar bak. Ay hocam ya. Burada kıskandım yani. Hemen bir kıskançlık, hemen bir kıskançlık. Kıskandım yani, şimdi söyleyeyim yani. Maşallah diyeyim size de. Hocam. Kardeşimize de. Evet. Ben de size şöyle söyleyeyim. Evet. Şu koltuğu dolduran konuklarım olmadığı sürece biz burada neyiz? Estağfurullah. Biz aracıyız. Biz vesile. Biz sunuyoruz sadece. Allah razı diyoruz olsun. Diyoruz ki Mehmet Emin hocam geldi. Allah razı olsun. Nuray Hanım geldi. Yusuf Bey. Canten Bey geldi. İnce ablamız geldi. Yusuf Kavaklı hocam geldi. Allah razı olsun. Bir halde burada Allah duruyor işte olsun. Yani. Onlara da selam gönderiyoruz burada. Gerek yok evet. Yani. Evet. Kadıncağız da ne diyeceğini şaşırdı. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır, gerçekten bütün programlarınızı, yani bütün konukları severek izliyoruz, beğenerek dinliyoruz. Rüyanı yorumlamayacak şimdi bak. Ben dün gece rüya gördüm işte. Annemle ilgili gördüm. Rüyamda annem işte bir yerde ağlıyor sürekli. 2-3 gündür sürekli ağlıyor ve rengi atmış ağlamaktan. Kardeşim de bana diyordu işte annene ağlıyor diyordu. 2 gündür annemiz ağlıyor. Ben de diyordum ağlasın diyordum hani. Hak ediyor. Ben hiç üzülmüyordum onun için ve çok etkisinde kaldım. Hani. Anneniz sağ mı? Önce. Evet sağ hocam. Şimdi annenizin sevineceği bir durum var kardeşim. Yani mesela bir torunu olacak. Atıyorum bir oğlunun çocuğu olacak. Veya ne bileyim bir küçük düğün olacak. Ya da bir sünnet olacak. Bununla alakalı bir sevinç gözyaşı var. İnşallah. Çünkü her anne ister ki kendi evlatlarının zürriyetini görsün yani. Düğününü görsün, doğru mu? Onun için evet, annenizin evet. Mutlu olacağı bir durumu sizler duyacağınızı beyan eder. Çok İnşallah teşekkür hocam. Ediyoruz İnşallah. Ayşe Hanım. Öpüyoruz. Bana kucak dolusu sevgiler. İstanbul Eyüp'ten. Eyüp Bey var. Ha, İstanbul'dan. Evet. Ben de dedim İstanbul Eyüp'ten Eyüp Bey. Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben az önce bir şey fark ettim de hep hanımefendiler giriyor. Herhalde bir tek giren beyefendi benim. Doğru mu acaba? Yok, sizden önce bağlandı. Bir Cemil Bey bağlandı. Galiba. Alper Bey bağlandı. Evet, üçüncü oldunuz. Ama hadi sizi ilk kabul edelim. Ama yine de, bak takip ediyormuş bizi kardeşim. Bağlandılar da şey değil. Bu arada sizlere selamlar, saygılar yolluyorum hocama da. Çok teşekkürler. Hürmetler kardeşim. Şimdi hocam ben rüyamı anlatmadan önce rüyayla yine alakalı bir ayrıntıyı söylemek istiyorum ki ona göre bir karar vereceğim. Tamam. Ama hayat hikayesini anlatmayın lütfen bazı şeyler. Çünkü yok niye... yok hocam hayır rüyayla alakalı bu yine. Buyurun buyurun. Şimdi hocam ben çok şey gördüm rüyada ama bir kesit gördüm, bir de çok net gördüğüm bir süreç var. Anlatayım mı bunu size? Buyurun. Peki. Hocam şimdi benim bu bir şehirdeyim, bu yine benim kendi yaşadığım şehir rüyada. Ama çok farklı bir sokak arasından çıktım. Yürüdüm biraz, sahile geldim. Ama sahili çok farklı gördüm. Yani böyle çakıl taşları var. Denizi görüyorum. Neyse şöyle uzaklara bir baktım. Böyle sahil şeridini gözledim yani. Sonra orada yürüdüm mü yürümedim mi hatırlamıyorum. Kendimi izbe bir mekana, yani bir kömürlük, karanlık bir yere gelmiş halde buldum. Evet. Bir şey soracağım Eyüp Bey. Tabii rüyanızı tabii. Ben alacağım. Bekarsınız değil mi bu?
Evet, bekarım. Devam edin abicim. Ha. İşaretler geliyor çünkü. Ondan sonra bir mekan var. Önüme baktım. Hocam hani bu şey çapraz, hani çatıların çapraz böyle kalaslar falan olur ya. Evet. O yere düşmüş. Çapraz şey üçgen bir şekilde. Bir tarafı üstten çıkmış, bir tarafı da alttan onu destekliyor. Neyse ben geçmek istedim. Geçmek için de yere yatıp sürünmem lazım. Hani çömelerek ayakta geçemiyorum. Veya eğilerek, neyse. Geçmek için bir deneme yaptım. Sonra baktım hani korktum. Sıkışmaktan korktum, orada kalktım. Evet. Sonra sağ tarafıma döndüm. Sağ kolumda o yandaki kalaslardan bir tanesine yaslandım. Orada bir düşünme halindeyken, tabii çok kısa sürdü. Allah'tan bir ilham geldi. İlham hani kelimeyle ifade, hani oradaki bir söylenen bir kelime, bir sözü hatırlamıyorum ama mana açıkça şuydu, yani onu biliyorum, yemin edebilirim. Şu şekilde, sen geç, Allah bize yardım edecek. Ben de oradan şey yaptım, geçtim. Ama bir ayrıntıyı daha unuttum, onu da söyleyeyim ben. O kömürlüğe girdiğim zaman, hocam ama çok önemli. Şunu da bakın, bu ikinci rüya mı? İkinci, yok yok, bu tek gördüğüm. Hani yani o arada gördüğüm bir... Şimdi netli. Zaman kısıtlı ya kardeşim, o yüzden... Ha, yok hocam, son bir şey bu. Yok, bu son bir şeyi söyleyeyim ya. Aynı, bu tek bir sahneyi anlatıyorum yani. Bu tek gördüğüm net bir yeri anlatıyorum. Kömürlükten karşınıza baktığınız zaman duvar var. Hemen yanında bir çakış var. Hemen yanında bir çıkış var. O çıkıştan da muazzam bir ışık geliyor. Yani görünmüyor hiçbir şey. Sadece ışık var bu şekilde. Oradan şimdi Eyüp. Evet. Bak kardeş bak. Senin rüyan aynen şu. Allah nasip ederse. İnşallah çıkarsa. İkilemde evet. Kaldın, gideyim mi gitmeyeyim mi? Veyahut da bunu mu kabul edeyim, onu mu kabul edeyim diye ikilemde kaldığın bir durum var. Büyük bir iş kapısı sana açılıyor. Hayırlısıyla. Eğer İnşallah. Okuyorsan başarı bekliyor. Çakıl taşlarının deniz kenarında olması, Allah nasip ederse ilerleyen zaman içerisinde, hayatın içerisinde birçok değişik olaylar yaşayarak mutlu bir şekilde evleneceğin. Diğer yandan kebap olması, canından kanından çok istediğin biriyle evleneceğin. İnşallah. Ve nasip olursa mutluluğu yakalayacağın üçgen şeklinde bazı figürlerin, bir şeylerin orada olması. Üç insanın ortasına düşeceksin. Fakat lütfen bazı konularda ağzını sıkı tut ki muradına kavuşasın. Evet, Instagram'dan sormuşlar. Eyüp Bey'e teşekkür ediyor. Serap Sarı, rüyamda ağzımda bir tomar saç gördüm. Ne demek diyor Serap Hanım Instagram'dan. Evet, rızkıyla alakalı çok güzel gelişme elde edecek ve hayırlı bir yolunu bekliyor. Süpersiz. Ya tam Instagram'a geldim, reklama gönderiyorlar beni. Evet.